Onu yeni astım zaten. Onunla da kurulayabilirsin. Onu hatırlatalım da hani çamaşırlarla yıkanmıyor. Evet. Çamaşırla yıkanmıyor. Özel yıkıyoruz bunları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'da en güzel içecek nedir? Limonatadır. Ve tam da size en doğalından, en mis gibisinden anne limonatası yapıyorum. Meşhur. Eskiden düğünlerde öyle içecekler mi vardı? İsimlerini söylemek, telaffuz etmek bile istemiyorum. Nişan mı törenleri? Nişanlarda limonata ve bisküvi verilen nesiniz bizler? Sizler nasılsınız? Biliyor musunuz o dönemleri? Nişanlarda böyle, sünnetlerde, mevlitlerde. Şimdi elimizde harika limonlarım var. Çok özel mutlu oldum. Limon. Sadece bunun sadece bir kere kabuğunu yapmanız yeterlidir. Her limondan aynı bu şekilde limonata olmaz. Olmaz değil yine mi? Yine suyunu sıkarsın. O sarı ince kabuklar var ya, turuncu. Evet. Suyuyla yapabilirsiniz ama bunu şimdi tam eski usul yapacağım. Bir şey var. Bunlar akşamdan doğranıp ıslanırdı. Şöyle limonumu en azından bir tanesini, ki çok büyük benim limonum. Fatoş bir de Ramazanlık'ta kesinlikle limonata istiyor. Limonatam önümde daha olacak. Sıcak günlerde ama değil mi şey oluyordu? Tabii şu an bugünlerde o kadar aklıma gelmese de Adana'nın meşhur sıcaklarında limonatam önümde olacak. Şöyle incecik incecik dilimliyorum. Çekirdeklerini alıyorum. Çekirdek de fazla yok. Kokusu geldi. Kokusu tüm evi sardı. Ağzım sulandı. Bunu benim de. Evet. Muhtemelen izleyenler de. Limonlar çok büyük olduğu için bir tanesi yeterli olur değil mi Nurhan? Ya kokusunu duymanızı isterim. Kokusunu gönderiyorum. Vallahi inşallah gider misler gibi. Doğradığım limona. Limonum küçük olsa iki tanesini, üç tanesini de böyle yapabiliriz. Ama limonumuz maşallah her biri evet. 250 gram gelecek neredeyse. Şu bak ne kadar büyük. Burada 4 kilo limon var toplamda. 3 tane de dolapta ya. 3 ya 4 tane daha var. 4 kilosunu 10 liraya dün aldım. Anlık. Anlık. Dün aldım çarşamba pazarından. 14 Mart Tıp Bayramı bu arada kutlu olsun. Herkese ay çok mutlu olduk. Yani bugün evet, 14 Mart. Tüm sağlık çalışanlarımıza 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Mutlu olsun inşallah. 14 Mart itibariyle ne için o tarihi söyledim ama oradan Tıp Bayramı aklıma geldi. Yani bugün 14 Mart. Dün aldım ben bunu. O yönden hiçbir şey olmasın. 2024, 4 kilosu 10 liraya aldım limonumuzu. Şöyle bir bardak toz şekerim, bir sürahi, bir litrede fazla bile çıkabilir. 4 tane limon kullanacağım. Limonlarım büyük ama zaten... Şöyle ekşiliğine de dikkat etmek gerekiyor. Ekşiliğini tabii, genellikle ekşi olur da bu mevsimde. Evet. Şimdi... Bunu akşamdan yaparlardı nişanlarda. Çocukluktan hatırlıyoruz. Akşamdan doğrarlar, şekere yatırırlar. Teyzeler, anneler böyle yoğururlardı. Tertemiz ellerine 10 kere yıkanıyor görüyorsunuz. Öyle poşet giyilmiyor, plastik eldivenler giyilmiyor. Şu an burada altın sarısı bir renk çıktı. Vallahi onlar çok yıkar mıydı bilmiyorum. Kedicim atladı. Sadece böyle yapıp koklayarak duracaksın herhalde. Vallahi koklaya durak. Şöyle 2-3 dakika böyle bakın yoğurdum. O kokudan artık durulmuyor. Dayanılmaz bir koku. Gördünüz. Bu hazır. Evet. Bu tamamen lezzetini verecek. Zaten lezzetli bir limonumuz var. Yerli bir limon bu.
enerjim çok yükseliyor benim böyle. Limonun enerjisi çok yüksek. Evet. Dokusuna bakın, o kadar şahane. 4 kilosu 10 lira. Gönderebilsem de herkese göndersem. Yani Fatoş'a diyorum ki daha çok alsaydım keşke. Pazar arabasız gittim dün. Evet. Keşke dün daha çok alsam. Şöyle diğer limonlarımı sıkıyorum. Hızlıca. Biz tanecikli istiyoruz değil mi? Tanecikler olsun. Makine çalışıyor bu arada. Limon acayip çoğaldı. Ben 4 limondan yapacaktım. Ama 1 kiloyu geçecek 1 litreyi. Buna da böyle suyumuzdan ekledik, soğuk suyumuzdan. Şimdi bunu onun içine aktaralım Nura. Otantik tabağımızı da gösterelim. Daha şeker içinde kalmış. Şekerini daha az veya daha çok koyabilirsiniz. Biz az istiyoruz. Damak zevkinize uygun. Bunu da şöyle daha elimle de sıkayım. Zaten bütün lezzet burada. Biz göstermek için yaptık. Yoksa 2 saat önceden, 3 saat önceden falan yapılırsa daha iyi. Hatta bir gün önceden dedin. Bir akşamdan yapılırdı. Evet. Zaten ben elimde onu bak tamam pişirdim. Bütün lezzetini istiyoruz değil mi? Tüm lezzeti burada. Zaten limon sade de sıkıp şeker katıp güzel olur ama buradaki aroma hiçbir şeyde yok. Süzdüğümün içine tekrar biraz su ekledim. Şekeri de kalmış ya bakın. Aynı sarılıkta çıkmaya başladı. Aynı rengi daha da güzel tekrar çıktı. Tekrar buradan limonatamızı çoğaltabiliriz. Şimdi bunu aktarıyorum. Oo. Ne kadar ekonomik değil mi? 3 tane limonla. Yani gerçekten limonatayı almayalım ya, yapalım değil mi? Vallahi onu şimdi markette biraz önce gördüm limonata diye. Çocuklarımıza. Yani gerçekten onlar zehir yani. Limonata falan değil. Ailenizi düşünün değil mi? Ya 3 limon olmadı, 2 limon koyun. Çok ekşili. Ben çok ekşi sevdiğimiz için ben böyle koyu yapıyorum. Evet. Bunları tekrar süzeceğim. Bakın daha burada 3-4 bardak çıkacak. Gördün mü? Tamamen daha ufalamadım aynen bile. Aynen. Şekeri ve şey burada kalmış. Bunu tekrar ıslattım. Rengini tam gösterebilsem var ya, şu cama doğru mu tutacağım? Nostalji burada. Nostalji burada. Buzumuzu da koyduk. Limonatanın olmazsa olmazı. Görenler, duyanlar, abone olursanız çok mutlu olurum. 3 tane limonla 1,5 litreden 1,5 litre vardır çünkü. Orada da var daha. Anne limonatası. Afiyet olsun. Ramazan'da en güzel içecek. Sağlık problemi kalmayacak. Ellerine hoşça kalın. Sağlık.